أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا الدنيا فوالذي نفس بيده إنها لأسحر من هاروت وماروت. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz صلى الله عليه وسلم'in cümle peygamberan izam aleyhimiz salavat ve teslimatın Ehl-i Beyt, El, Ashab, Etbalar, Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecmai'nin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal darı baka edenlerin hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimizin hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin erva için El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bundan evvelki derslerimizde okuduğumuz hadis-i şeriflerin birisinde Allah'tan korkun, beş vaktinizi kılın, Ramazan orucunuzu tutun, zekatınızı, malların zekatınızı verin, başınızdaki ülül emrlere itaat edin, cennete girersiniz. Tabi hesapsız girersiniz hadisini okumuştuk. Orada o hadis-i şerifin bir başka varyantı, hani beş, İslam şartı beş, hacı, haç nerede diyebilirsiniz. Bir başka varyantında Huccu beyte rabbikum, Rabbinizin evi, Kabe-i Muazzama'yı da hac ediniz. Ve eddu zekate, zekatekum tayyibeten biha enfusukum, gönül hoşluğuyla zekatınızı da veriniz, cennete hesapsız gidersiniz diye ikinci bir varyantı var. Onu söylememiştik. Onu da arz ediyorum. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin böyle aynı konudaki hadislerinden bazı farklılıklar oluyor. Mesela birisini 3 sene evvel söylemiş, birisini daha sonra söylemiş. 1-2 konu ilave edebiliyor. O neden oluyor? Arz etmiştim. İçinde bulunduğu şartlara göre, toplumun anlayabileceği kapasitesine göre Peygamberimiz dinimizi tebliğ ediyor. Bize de öyle söylüyor. Kellimun nas ala kadri ukulihim, insanlara kapasiteleri ölçünde hitap edin diyor. Anlamayacaklar şeyi zordan başlamayın. Anlayabilecek şeylerle yavaş yavaş eğite eğite İslam'ı öğretin diyor. İşte bu farklılıklar oradan ileri gelebilir. Yani Peygamberimiz çünkü 23 sene İslam'ı tebliğ etti. Bu farklılıklar oradan gelebilir. Veya mesela birinci hadisi söylediği zaman hac henüz farz değilmiştir. Onun için onu katmamıştır. Daha sonra hac farz olunca sonra söylediğinde onu da ilave etmiştir. Böyle de olabilir. Böyle Buhari hadiste var. Kim Allah'a ve Resulüne iman ederse, namazını kılarsa, zekatını verirse, Ramazan'da orucunu tutarsa, ister bulunduğu şehirde, bulunduğu memlekette kalsın, ister hicret etsin, cennete girmek, onun cennete sokması Allah'ın üzerine haktır diye hadis-i şerif var, Buhari Müslim. O zaman mesela bu hadis söylediğinde hac meselesi henüz daha farz kılınmamışmış. Daha sonraki hadislerinde onu da söylüyor. Burada da aynı şekilde Huccu beyte rabbikum, Rabbinizin evini de hac edin. O da var yani. O da var. Evet, şimdi okuduğum hadis-i şerif, ittakud dünya, dünyadan sakınınız. Bu konuda bir başka hadis daha okumuştuk ama
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii az farklı şekilde bu dünyadan sakındırma konusunda başka ifadeli bir hadis-i şerifte irad buyuruyor. Dünyadan sakınınız. Sizin düşmanlarınızın içerisinde en önde gelenlerden birisi dünyadır. Ondan sakınınız. Dünya tatlılıklarıyla, çekicikleriyle sizi Rabbinize itaattan, onun rızasını kazandıracak işler yapmaktan alıkoyar. Sapıtmak, dünya ona aracı olur, vesile olur. Dünya böyle göz alıcı, insanın hoşuna giden cazip taraflarıyla sizin Rabbinizden alıkoyur, yolunuzdan sizi alıkoyar. Ona, Mevla'nıza hizmetten sizi meşgul eder. Sizi meşgul eder ve ayağınızı kaydırır. Allah'a olan görevlerinizi unutturur. Bu konuda bunu basit zannetmeyin. Fevellezî nefsi Muhammedin biyedi ve fevellezî nefsi biyedi. Canım yedinde, kudretinde olan Allah-u Azimüşşan'a yemin ederim ki innehâ le asharu min Harut'a ve Marut. Harut ve Marut'tan daha insanı büyüleyicidir dünya. Harut ve Marut Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Bakara suresinin 101. ayetinde Harut Marut büyücülükle ilgili olarak geçiyor. Büyücülük Beni İsrail'de var. İsrailoğulları. Siz ona Yahudiler diyorsunuz. O Yahuda, o da oradan geliyor. Şimdi bu Beni İsrail tarih boyunca Kur'an-ı Kerim'e göre tabii bizim hiçbir kimseyle, hiçbir kavimle, milletle derdimiz yok. Bizim tek bir derdimiz var. Kur'an-ı Kerim'i, Allah'ın emirlerini, o Kur'an-ı Kerim'i bize tebliğ eden Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa'nın emirlerini kendimiz, kapasitemiz ölçünde sizlere duyurmak. Fonksiyonumuz bundan ibaret. Ve ma aleyna illel belag, bize tebliğ. Bizim görevimiz bu. Yoksa bu şeyler söylemekten hiçbir millete şu veya bu maksatla söylemiş olmuyoruz. Bu hadisleri de sıradan okuyoruz. Onları açıklamaya çalışıyoruz. Beni İsrail tarih boyunca gerçekten Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu buyuruyor, üstün kıldık diyor. Birçok Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberler Beni İsrail'den gelmiş. Bunun dışında peygamber yok demek değil bu. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere göre biz hiçbir kavme peygamber görmeden azap etmeyiz de ayet var. Demek ki Sibirya'da veya Amerika'nın Kuzey Amerika'da, Güney Amerika'da, Afrika'da, Avustralya'da nerede yaşarsa yaşasın bütün insanlara, milletlere Allah peygamber göndermiş. Fakat onlardan Kur'an bahsetmediği için biz sadece Kur'an'da bahsedilenlere inanmak zorundayız. Onların bir tanesini reddedersek Kur'an reddetmiş oluruz. Peygamberimiz reddetmiş oluruz. Çünkü peygamberimiz bütün peygamberleri tebliğe görevli olarak geldi. Onları tasdik eden Hatemün Nebiyyin. Mühür ne demek? Yukarıda yazılanları aynen kabul ediyorum demektir mühür. Bütün peygamberleri tasdik edici olarak geldi. Onlardan bahsetti. Onun için bir tanesini reddetsek peygamberimizi reddetmiş oluruz. İman bütündür. Onu söylemek istiyorum. Bölünme kabul etmez. Yapamamak başkadır. İnanılması gereken şeylere inanıyor adam. Allah'ın emirlerini reddetmeksizin yapamıyor. O ayrı iş. O küfrü gerektirmez. İnkar etmemek kaydıyla günah işlemek imanı gidermez. İnkar etmemek kaydıyla bulhassa bunu çiziyoruz. Yani namaza ne gerek var bu devirde kardeşim? Lüzumsuz mu? O zaman olmaz. Onu demiyoruz. Temelliğinden namazı kılmıyor. İnkar etmiyor. Allah'ın emri ama diyor, yapamıyorum diyor. Oruç tutamıyor. Böyle Allah'ın emirlerini tembelliğinden dolayı inkar etmek sizin yapamıyorsa ehl-i sünnet inancına göre amel imandan cüz değildir. Bir parça değildir. Yani amel olmasa iman gider diyemeyiz. Öyle diyenler de var çünkü. Öyle akımlar da var. Biz ehl-i sünnet inancına göre konuşuyoruz.
inanmamak ayrı, yapamamak ayrı. Şimdi Allah'ı kabul etmiş ama yapamıyor. Günahkardır, Allah'a kalmış. İsterse azap eder, isterse affeder. Orayı biz bilmiyoruz. Ama Kur'an'a göre şunları yapacaksınız, bunları yapacaksınız, bunları yapacaksınız. Yapmadınız mı? Hesap soracağım diyor. Hesap soracağı olan hakimi mutlak Allah. Ama biz bir kimsenin ismen şu adam cehennemliktir diyemeyiz Kur'an'da açıklama olmadıkça. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıkça belirtmedikçe kafirler için tek şahsına bile mesela Jack bilmem ne cehennemliktir diyemeyiz. Kafirler cehennemliktir diyebiliriz genel olarak. Ama şu kafir diyemeyiz. Neden? Belki adam bizim bilmediğimiz son anlarında hidayete gelmiştir. İman nasip olmuştur. Bunu biz bilmiyoruz. Onun için ağzımızı tutacağız. Bu küfür kelimesi üzerinde bilhassa duruyorum. Ben şimdi dini bütün diyelim. Din gayreti kuvvetli bazı kimseler istiyor ki herkes böyle camilere dolsun, koşsun filan. Hayır, öyle olsa ne güzel olur. Ama insanları bir çizgiye getirmek mümkün mü? Gelmeyince de hemen bu kafir filan deyiveriyor demesen, inkar etmedikçe bir adam günahkar, günah işlese günahkar olur ama kafir olmaz inkar etmedikçe. Evet, şimdi Beni İsrail Allah'ın böyle lütuflarına gark ettiği bir kavim. Kur'an'da var. Üstün kıldık diyor. Peygamberler ondan gelmiş. Ama işte bu üstünlük büyük nimet. Peygamberlerin ondan gelmesi bir nimet. Gerçekten çalışkan, zeki insanlar. Ama bu üstünlüklerini, zekalarını, çalışkanlıklarını kötü işlerde tarih boyunca kullanmışlar, şımarmışlar. Allah tokat vurmuş. Akıllı adam oldukları için hemen hizaya gelmişler, tevbekar olmuşlar, yine güzel bir yola girmişler, yine başarmışlar, parlamışlar, gene şımarmışlar, bir tokat daha yemişler. Hep Beni İsrail'in tarihi böyle. Bir zirveye çıkıyorlar, bir tokat yiyorlar. Bir zirveye çıkıyor, bir tokat yiyorlar. Musa Aleyhisselam devrinde bile böyle. Sonunda tabii bu Allah'a karşı isyanları, peygamberleri öldürmeleri, öldürmeye kalkmaları, sihir yapmaları. Süleyman Aleyhisselam'a da Allah'ın yeryüzü saltanatını verdiği insan Süleyman Aleyhisselam. Kainatın peygamberi Muhammed Mustafa. Süleyman Aleyhisselam peygamber olarak Kudüs civarı, o bölgenin peygamberi. Ama kral olarak kuşların da kralı, hayvanların da kralı, insanların da kralı, cinlerin de kralı. Onlara emrediyor. Öyle dua etmiş, bana ver demiş, vermiş Allah. Peygamberimiz Efendimiz'e de vermiş de. Fakat Süleyman Aleyhisselam'ın nezaketsizlik olmasın diye o konulardan pek bahsetmiyor. Mesela bir keresinde şeytanı yakalamış. Vallahi diyor, Süleyman Aleyhisselam nezaketsizlik olmasa, hani o cinlere ben emredeyim, onları kumanda edeyim diye dua etti ya. Peygamberimize de o Allah o yetkiyi vermiş. Yakaladım diyor şimdi. Öyle nezaketsizlik olmayacağını bilsem diyor, mescidin direklerine bağlarım bu kerataları diyor. Medine çocukları bunlarla oynaşırlar diyor. Ama diyor o ona nezaketsizlik olan, hani cinlere de emreden bir kraldı. Ya o, bende de var bu kabiliyet ama diyor yapmıyorum diyor. Şimdi bu üstün yeteneklerini Süleyman Aleyhisselam'ın, Allah'ın ona lütfettiği üstün yeteneklerini Yahudiler büyü yapıyor derlermiş. Kuşla konuşuyor, karıncayla konuşuyor. Cinlerle emrediyor, yaptırıyor. Büyü yapıyor, büyü yapıyor. Bizim gözümüzü tılsımlıyor diyorlarmış. Büyücü diyorlarmış. Buna dair Kur'an-ı Kerim'de ayet-i celle var. Öyle değil diyor. Süleyman bizim kulumuz, seçtik. O Allah'ı inkar etmedi, büyücü de değil, şeytanlar büyü yaptı. Ve o şeytanlara peşinde giden kahinler, zeki adamlar, biraz bir şeyler duyduğu anda kahinler şeytanların avanesi, takımı yeryüzünde, onun yandaşları, şeytandan aldıkları vesveselerle, bir takım şeylerle
bu zekalarını da karıştırarak insanlara korku veriyorlar, insanları korkutuyorlar. Büyü buradan geliyor. Daha evvel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dünyaya şeref vermesine kadar şeytanlar gayb alemini, sırları dinleyebiliyorlar idi. Dünya semasına çıkıyorlardı. Oradan dünya semasının dışında öbür şeylerde meleküt alemindeki olan şeyleri hırsızlama yapabiliyorlardı. Çalabiliyorlardı. Fakat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya teşrif ettikten sonra Allah o yetkilerini onlardan aldı ve buna teşebbüs edenleri de taşladı. Evet, Kur'an-ı Kerim'de var. Rucûmen lişşeyatîni. Şeytanlara taş yaptık. Neyi? Şimdi siz ona gök taşı diyorsunuz. Doğu Bayezid, bizim Doğu Bayezid'imizde de var. 40 ton gök taşı parçalanmış o büyük yıldızlar. İşte onu taşlamaya, o dünyanın atmosferine ne hızla girerken yanıyor o taşlar. O yanmadan dolayı un ufak olmuş ama gene 40 ton Doğu Bayezid'in o civarında şimdi halen böyle orada onu devlet şey yapmış, koruma altına almış, toprağı yakmış sıcaklığından. Biz buna gök taşı diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bu. Dinlemek isteyen, gayb aleminin sırlarını dinlemek isteyen şeytanlara taş. Rucu menni şeyatini. Kur'an-ı Kerim'e göre böyle. Şimdi bunu ilim alemi gök taşı, tamam, bir şey demiyoruz. Gök taşı da böyle. Yani şimdi şeytanlar cin takımından, şeytanların avanesi de kahinler, büyücüler, falcılar. O zamanları bu gayb şeylerinden hırsızlama yapıyorlarmış. Şeytan bunu onlara aktarıyor. Onlar da zekalarıyla karıştırıyorlar, büyütüyorlar. Mesela bir hakikate 99 yalan sokuyorlar. O kıvrak zekalarıyla insanlara korku veriyorlar. Böyle şey altına almışlar insanları. Korku altına almışlar, tasallut altına almışlar. Böyle, ama peygamberimizden sonra bu yok. Şimdi kahinler, falcılar, büyücüler o geçmişten gelen bir takım kırıntıları karıştırarak zekalarıyla bir takım insanları korkutacak şeyler yaparlar. Doğrudur, vardır. Ama gayb alemini artık dinleyemiyorlar, bilemiyorlar. Demek istediğim, şimdi büyücüler, kahinler, bu işlerle uğraşanların temelinde yalan var. Allah'ın kurallarını çiğnemek, insanları korkutmak, bir takım çıkarlarını elde etmek için aldatma var. Temelinde ahlaksızlık var. Temelinde ahlaksızlık var büyücülüğün, kahinliğin temelinde. Şimdi o zaman da işte bu büyü, Süleyman Aleyhisselam büyücü demişler. Allah cevap veriyor, hayır diyor. Ve insanların arasında bir takım böyle şeylerle, mesela karıyı kocadan ayırmışlar, böyle etkilemişler insanları. Bunların yaptıklarına karşı Allah da Kur'an-ı Kerim'de Harut ve Marut adında iki melek göndermiş. Onlar yapılan bu büyülere karşı insanları, bak biz size bu büyüleri, şu hususları kötüye kullanmamanız kaydıyla, size yapılan bu yanlış büyüleri tesirini sizden kurtarmak, etkisini sizden def etmek, sizi onların hilesinden kurtarmak amacıyla bunu öğretiyoruz kaydını koyaraktan, sakın bak bizim öğrettiklerimiz istismar edilebilir, etmeyin, biz sizi kurtarmak için geldik diyerekten büyünün bazı şeylerini öğretmişler. Kur'an-ı Kerim'de bu var. Bu konuda Elmalı Hamdi Yazır hocamız 1. cildinin 441-451. Sayfalarında geniş bilgi veriyor. Bütün tefsirlerde var da çok detaylı bilgiler veriyor. Yani resmi tefsirdir. Ben sizi onun için oraya gönderiyorum. Yani büyü var. Büyü var. Peygamberimize de Lebit bin Asam diye bir Yahudi büyü yapmış. Süleyman Aleyhisselam zamanında Beni İsrail kaynağı, büyücülerin kaynağı onlar. Ta o zamandan geliyor. Efendimiz rahatsız olmuş. İki işte diyorlar, Mikail ile Cebrail geldi, işte İsrafil geldi, iki melek geliyor.
Bu adam niye hasta yatıyor? Büyü yaptılar da onunla. Konuşuyorlar iki melek peygamberimizin başucunda. Ona bildirecekler büyünün yerini. Nerede o büyü? Falanca kuyuda. Böyle peygamberimiz bunun üzerine onlar melekler konuşuyorlar. O da duymuş. Gidin demiş falan yerde. Alın gelin getirmişler. Peygamberimize Allah İhlas suresini inzal buyurmuş. Kul Avzu Rabbil Falak suresini inzal buyurmuş. Kul Avzu Rabbil Nas suresini inzal buyurmuş. Burada büyüden söz ediyor. Düğümlere üfleyenlerden Allah'a sığınırım var. Minel cinneti ve nas. Evet bu var. Bu iki bu sureler büyülerin etkisinden kurtulmak için indirilmiş. Başka hastaları da var da Peygamberimiz Efendimiz bunları okudukça rahatlamış. Ondan sonra büyü getirmişler böyle düğümle. Hem bunları okuyormuş hem düğümleri çıkarıyormuş. Rahatlamış. Evet şimdi zaten Kur'an-ı Kerim'de var. Allah'a sığınanlara evet Allah'a sığınanlara onlar etki edemez. Tesir edemez. Evet. Öyle demez. Allah'a sığınmayı unuttunuz mu? Böyle şeyler var. Olmuş. Olmuş. Bu olay peygamberimize neye olmuş? Bize bunu öğretmek için. Peygamber Allah'a sığınmıyor muydu? Allah peygamberimizi koruyordu. Masumdur peygamberimiz. Onun için onu öldürmek istediler. Suikastlar yaptılar. Kılına dokunamadılar. Çünkü Allah koruyor. Bu olay neden oldu? Bize bunu öğretmek için. Sahabe-i kiramdan da böyle bazen olaylar oluyor. Sakın sahabe-i kiram aleyhinde düşünmeyin. Olay olacak ki hükmü ortaya çıkacak, bize öğretilecek. Mesele budur. Bu olay cereyan etmiş, peygamberimize büyü yapılmış, peygamberimize bu surelerle kurtulmuş. Size de onu tavsiye ediyoruz. Büyü yapmak Kur'an-ı Kerim'e göre, Kur'an-ı Kerim'e göre kafirliktir. Çünkü Allah'la yarışıyor büyücü. Allah'ın bir kuralı var. O kuralları hiçe sayıyor. Temeli ahlaksızlık, inançsızlık. Şeytanla işbirliği yapmak. Kahinlerin yaptığı, büyücünün yaptığı budur. Onun için küfürdür diyorlar. Büyücüyü yani İslam kanunları uygulansa bir memlekette büyücüyü büyü yaparken yakaladığın anda öldürmek gerekir dinen. Çünkü dinden çıkan öldürülür dinen. Hükmü budur. Büyücü de bu sınıftandır. Ve böyle yaparken yakalasa İslam ülül emri dinen hükmünü söylüyorum ben. O kadar büyük küfürdür. Onun için cenaze namazı falan kılınmaz büyücünün. Büyü yapmak nasıl böyle büyük günahsa, küfürse büyü yaptırmak da lanet sebebidir. Evet, büyü yapmak da lanet sebebidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyücülere de yaptıranlara da lanet ediyor. Hadis-i şerifler var. Böyle onun için bu yollara başvurmayacaksın. Ne yapacaksın? Allah'ın sana verdiği aklını kullanarak, sağlığını, gücünü, kudretini kullanaraktan çalışacaksın. Ya Rabbi diyeceksin, ondan isteyeceksin. Kural bu. Yanlış yollara gidersen hesap vereceksin. Hele bu yollara gidersen, karıyla kocanın arasını açarsan, oğlanla babasının, kızla annesinin arasını açarsan, iki insanın arasını böyle girersen, çok ağır. Bu dünya gelip geçici bir dünya. Öbür tarafı var. Sakın böyle şeyler yapmayın. Çünkü gördüğüm kadarıyla yani bana ulaşan bilgilere göre yahu bu Müslümanlar sanki hep birbirleriyle uğraşıyorlar bu büyücülükle falan filan. Küfür diyor bak ben söylemiyorum bu benim kanaatim değil. Kur'an'da evet Kur'an'da öyle söyleniyor. Küfür. Hiçbir mümin imanını bırakır da şu veya bu maksatla cehennemlik ebediyen cehennemlik olmaya yeltenir mi? O tarafa geçer mi? Deli olmak lazım. Deli olmak lazım. Allah korusun bizleri. Aman bunlar çok yaygın. Yapmayın. Yaparsalar. Yaparsalarını söylüyor işte Allah Celle Celaluhu. Peygamberimizin tavsiyeleri var. Fatiha okumadan yatmayacaksın. Herkes biliyor Fatiha'yı. Ayetül Kürsi'yi okumadan yatmayacaksın. Emine Resulü okumadan yatmayacaksın. Neden camilerde müezzinlere bunlar söylüyor da okuyoruz? Alimlerimiz, camiye gelen müminler bunları okutuyorlar. Bu belalardan kurtulsunlar diye. Biliyorsun tesbih çekmeden bir ayet-i kürsü okuyoruz.
Arkasından Emen Resulü okuyoruz. Fatiha da okuyoruz. Fatiha diyor hoca. Fatiha da okuyoruz. Bak camiye geldik mi bunları yapıyoruz. Bir de yatarken Fatiha, Ayetül Kürsi, Emen Resulü her gece, her gün okumanın yanında üç ihlas, üç kul avdu rabbil felak, üç kul avdu rabbin nas surelerini oku. Böyle vücuduna süvazla. Buhari Müslim hadisidir. Ayşe anamıza tavsiye ediyor peygamberimiz hanımına. Tabi bize de öğretmiş oluyor. Her gün okurken besmele çekeceksin, ihlas okuyacaksın, üfleyeceksin başından aşağıya, önden arkadan sıvazlayacaksın. Kul avzu rabbil felak okuyup böyle, kul avzu rabbin nas okuyup böyle, bir daha 1-2-3, 1-2-3, 3'er, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Böylece bir de peygamberimizin sığınma duası var. Bilirsen onda oku. Eûzu bi kelimâtillâhi tâmmâti min şerri mâ halak. Allah'ın yarattığı şeylerin şerrinden Allah'ım sana sığın, senin kelimelerine sığınıyorum. Eûzu bi kelimâtillâhi tâmmâti min şerri mâ halak. Daha evvel söyledim, herkes de hemen bu duayı, her şey tamam, dua her şeydir de biz görevimizi yapmazsak da olmaz. Evvela tedbir alacağız. Bize düşen görevi yapacağız. Ondan sonra ya Rabbi diyeceğiz. Sana sığınıyorum. Bana düşeni yaptım. Elimden bu kadar geliyor. Allah diyeceğiz. Sen hiç tedbir alma. Ondan sonra bu duayı oku. Allah'ın kanuna aykırı. Allah'ın kanuna aykırı. Allah'ın kanunu mesela önce çalış diyor, sonra rızık. Rızkın gelmesini çalışmaya bağlamış. Çalışmadan altın yağdır, yağmaz. Olmaz. Dua keskindir ama çalış diyor önce. Kanunu bu. Allah kendi kanunu çiğner mi? Onun için bu duaları okurken adam hiçbir tedbir almadan okuyacak da kurtulacak. Yo, ben onu söylemiyorum. Yanlış anlamayın. Bize düşeni yapacağız. Tedbirleri alacağız. Ondan sonra ya Rabbi diyeceğiz. İşte bu duaları okuyacağız. Eûzü bi kelimâtillâhi tâmmâti min şerri mâ halak. Bunları okudunuz mu? Hiç onlar size etki edemez. Zaten öyle diyor. Ve mâhüm bi dârîne bihi min ahadin. Hiç onları zarara veremez Allah'a sığındığınız takdirde. Ayet bu. Evet, ayet bu. Onun için bu bilgileri verdim size. Şimdi demek ki büyücülük yapmayacağız. Büyücülük insanı etki altına alır, vardır, doğrudur. Ya sihirledi diyorsunuz siz. Sihir yaptı ya, sihirledi. Böyle etkili. Bir sihirlemenin kötü tarafı bu. Bir de iyi tarafı var. Mesela çok güzel konuşuyorsunuz. İki tane böyle birbirine selam vermeyen, birbirinden kopmuş mümin var, komşu var. Merhaba demiyorlar. Birbirine kanlı bıçaklı. Çok güzel konuşuyorsunuz. Öyle güzel konuşuyorsunuz ki adamın kalbini yumuşatıyorsunuz, sihirliyorsunuz adeta, büyülüyorsunuz, yumuşatıyorsunuz, barıştırıyorsunuz. Aha, bu tesir, bu şekilde, bu anlamda büyülemek güzel. Adam çok güzel şiir söylüyor, uyuşuk adamı kahraman yapıyor, atlıyor düşmana. Böyle güzel sözler vardır, büyülercesine, büyülercesine, büyü yaparcasına etki yapar anlamına. Zaten peygamber öyle sözler vardır ki diyor, insanı sihirler, yani çok etkiler. Bu anlamda güzel şeyler de doğru bu. Ama arz ettiğim şekilde insanların zararına çalışmak için yapan adam kafir oluyor. Öyle söylüyor. Bakın kaynak verdim. Elmalı Hamdi Yazır Hoca'nın birinci cildi 441-450 sayfalarında bu geniş bilgi var. Akaid kitaplarında da var. İmam-ı Azam'da namaz kılınmaz diyor. Büyücünün namazı kılınmaz diyor. Ve dini hüküm de arz ettiğim gibi büyücük yaparken yakaladın mı öldürmek lazım. Dinen hükmü bu. Tabii şimdi olur demiyorum ben. Dini hükmünü söylüyorum. Sakın bulaşmayın böyle şeylere. Sakın bulaşmayın Allah'ın çizdiği şeylerden. Şimdi işte bu büyülemek. Büyüledi gözümü kardeşim ya. Gözüm görmedi ya. Dilim tutuldu kardeşim. Öyle bir etkiledi ki beni. Sihir sanki büyüledi. Ha diyoruz ya. Dünya diyor büyücüden de etkilidir. Evet. Şimdi bakalım. Bakara Suresi 212. Züyyine lillezine keferu el hayatet dünya
küfredenlere, ahiret inancı olmayanlara dünya hayatı güzel gösterilir, gösterilmiştir. Ye iç, keyfine bak. İnsan ölecek, parçası kalmayacak, toz toprak olacak. Ha, orada hesap, bırak ya şu masalları diyen adamların tek derdi nedir? Ye iç, keyfine bak. Ötekiler masal derler. Ve dünya hayatı onlara güzel gösterilmiştir. Dünya hayatı, evet öyle söylüyor Allah Zülcelal Hazretleri. Evet, züyyüne illezine keferul hayatü dünya ve yeskharune milletine amenu. Evet, züyyüne linnaz hubbu şehevati minel nisai. Dünyanın böyle nefsani arzulara çekici kılındı. İnsanın hoşuna gidecek şey kılındı, dünya zevkleri. İmtihan dünyası çünkü. Akıl var, vicdan var, nefs-i emmare var, şeytan var, peygamber var, Kur'an var. İnsan bunların arasında yaratılmış. Mücadele, dünya mücadele, nefisle mücadele, kötülüklerle mücadele. Bu ikilemli insanoğlu. Ruh var, madde tarafı var. Bu ikisini dengeli yapabilen, dengeyi sağlayabilen adam meleklerden üstün oluyor işte. Şimdi efendim ben hiç kadınları sevmem, parayı sevmem. Anormalsin sen. Allah bak öyle diyor. Dünyalığı sevdirdik biz diyor. Mesela nedir o? İşte burada söylüyor. Çoluk çocuk insan sever. Belin, vel benin. Çocuğu sevilmez mi çocuk? Herkes sever çoluk çocuğu. Vel kanatil mukantarati minezzehebi vel fudda. Yığın yığın altınlar, paralar. Herkes sever. Biz böyle. Yaratılışta var bu. Biz böyle yaptık insanoğluna böyle. Evet. Vel haylil müsevveme. Ceylan gibi atlar. Güzel. Çok da güzel at. Öyle bir hayvandır ki. Sevdirir kendini. Sevilmez mi hiç? Süleyman Aleyhisselam'ın da kral dedik ya, atlarını, çok atları severmiş. Böyle atları sıralamış Kur'an-ı Kerim'de. Safinatil ciyad. Cevat at demek. Ama sen at mısın demeyin. Benim adım Cevat ya. Cevat aynı zamanda cömert demek. Peygamberin bir adı da Cevat'tı yani. Babam ve ben rahmet okuyorum. Peygamberin atlarından birini vermiş. Yani siz de çocuğunuza verirseniz Peygamber Efendimiz'in güzel atları var, birini verin. Evet, böyle. Şimdi o safinatil ciyat, böyle atlar sıraya geçmişler, askerin sıraya geçildiği gibi. Atlar dinlenirken bir ayağına basarlar, bir ayağını kıvırırlar. Böyle dinlenir atlar. Safinatil ciyat bu demek. Böyle teftiş etmiş. Bu gece demiş, hanımlarımı dolaşacağım. 100 tane yiğit olacak. Bu atlara binecekler, cihat yapacaklar. Tabii peygamberlerin zellesi olur. İnşallah demeyi unutmuş. Hak eden dediğini yapmış ama doğa doğa bir tane cılız çocuk doğmuş. Kürsüsünün üstüne koyuvermişler o cılız çocuğu. Üflesen gidecek cinsinden, zor nefes alıp veriyor. Normal bir doğum değil, cılız bir çocuk. Tevbe etmiş. İnşallah demeyi unuttuğu için. Biliyorsunuz bu inşallah çok önemli. Her durumda Allah'ı unutmayacaksınız. Allah'a sığınmayı. Nasreddin Hoca hanımına demiş ki geceden, demiş yarın şu yerdeki tarlaya arpa ekip geleceğim. Hanımı demiş inşallah de hoca. İnşallah sizin elinize düşerse kurtulamayız ya. Ne sofusunuz, ham sofular. Aşağıda kara kaçan duruyor. Öküzler duruyor. Heybede arpa dolu. Tarlada yerinde. Ne inşallah maşallah. Gitmiş hoca hakikaten. Gitmiş sürerken Allah bir yağmur vermiş. Bir kara bulut gelmiş. Bir afat. Öküzler gitmiş. Merkep gitmiş. Pulluk gitmiş. Heybe gitmiş. Hoca kendini zor kurtarmış sellerden. Gece yarısı gelmiş. Kurmuş kapıyı. Tak tak tak. Kim o? Ben. Kocan. Hoca Nasreddin. Geldin mi hoca? Geldim inşallah demiş. Evet. Allah her durumda sığınacağız biz. İnşallah. Allah dilemese hiç yaprak çıldırdar mı? Kıpırdamaz.
Allah'ın iradesi olmadan hiçbir şey olmaz. Her durumda işte buna başvuracağız.